Dilan ve Engin Polat hakkında açılan soruşturmanın başından beri takipçisi olan Feyza Altun, bu gece de masaya Özlem Lina ve Tayyar Öz çiftini yatırmaya karar verdi. Ünlü sosyal medya fenomeni çiftle ilgili enteresan açıklamalarda bulundu, Polat ailesiyle benzerliklerine dikkat çekti, avukat Feyza Altun, gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat'ın davasının başından beri en sıkı takipçilerinden biliyorsunuz. X hesabında yaptığı paylaşımlardaki çarpıcı açıklamalarla sık sık gündeme oturan Feyza Altun, geçtiğimiz saatlerde oklarını başka yöne çevirdi. Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Öz, sosyal medyanın üne kavuşturduğu isimlerden, Instagram'da 2,5 milyon takipçisi olan Öz, çocukları ve eşiyle yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Aynı Dilan Polat gibi hayatını, fazla şaşalı ve abartılı, yaşadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Hatta Dilan Polat'ı taklit etti inanılıyor. Feyza Altun, geçtiğimiz saatlerde ''Bu ikisine de bakmamız gerek arkadaşlar'' diyerek sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve doktor eşi Tayyar Öz'ü işaret etti. Feyza Altun önce, bu tayyargiller sürekli sağlık beyanında bulunuyor. Adam ortopedistmiş ama gece gündüz krem ve içinde bal olan bir ürünü bir yaş altında çocuklara öneriyor daha önce sağlık beyanından 340 bin TL ceza yemişler iddiasında bulundu. Ardından çiftin videosunu paylaşarak, bu tay yargiller size tanıdık geliyor mu? Dandik kremler ve bebekler için macun satarak havuzlu villalarda yaşıyor, rencilere biniyorlar dedi. Sosyal medya kullanıcılarının çiftle ilgili paylaşımlarına da yer veren Feyza Altun, Özlem ve Tayyar Öz'ün çekiliş yapıp kendi yönettikleri hesaplara kazandırdığını ve hemen kullanıcı adını değiştirdikleri gibi iddialar olduğunu belirtti. Özlem ve Tayyar Öz'ün kozmetik sattıkları firmayı 2021'de kurduğunu, 2022'de de 245 bin TL vergi ödediğini iddia eden Feyza Altun, 2022 model bir renge Rover 13 ila 14 milyon. 1 milyon kar edip 13 milyonluk arabaya binmek neredeyse imkansız gibi, dedi. Altun ayrıca Tayyar Öz'ün Maraşlı olduğunu ve mecburi görevini Urfa Siverek'te yaptığını iddia etti. Buralara baktığımda ise, Tayyar Özsefil isimli bir ortopedi uzmanı görüyorum. Maraş derinde bir üyesi Tayyar Özsefil isminde, dedi ve bunun ya büyük bir tesadüf olabileceğini ya da birilerinin soyadını değiştirdiğini iddia etti ve son olarak, Doktor Tayyar Öz'ün kliniğinin internet sayfasındaki doktorlara bakıldığında hep yabancı isimli doktorların çıktığını gösteren bir video paylaştı ve durumun şüpheli gözüktüğünü ima etti. Bakalım bu konu hakkında neler ortaya çıkacak. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.